Dublinli bir duvarcının 23 çocuğundan biriydi. Beyin felci olduğu için konuşmasını ve hareketlerini kontrol edemiyordu, sol ayağı hariç. Fakat bu aciz, dili dışarı sarkan bebekten ne olabilirdi ki? Bebekte bir acayiplik olduğunu ilk önce annesi fark etti. O zaman 4 aylıktı. Bebeği beslemeye çalıştığı zaman kafasının arkaya düştüğünü gördü. Boynunun arkasına elini koyup kafasını sabit tutarak onu düzeltmeye çalıştı. Fakat elini çektiği anda tekrar düşüyordu. Bu ilk uyarı işaretiydi. Bebek büyüdükçe diğer eksikliklerin de farkına varmaya başladı annesi. Ellerinin neredeyse sürekli olarak sımsıkı kapalı olduğunu ve arkaya doğru büküldüğünü gördü. Çenesi o küçük yaşta bile sımsıkı kapalı olduğundan ve biberonun ağzını kavrayamadığından ağzını açmak onun için imkansız oluyordu. Veya aniden yumuşayıp gevşeyerek bütün ağzı bir yere dağılıveriyordu. 6 aylıkken etrafında bir yastık daha olmadan oturamıyordu. Bu 12 aylıkken de böyle olmuştu. Bundan çok endişelenen annesi konuyu eşine açtı ve daha fazla gecikmeden tıbbi yardım almaya karar verdiler. Bebeği hastanelere ve kliniklere taşımaya başladıklarında bebek 1 yaşını geçmişti. Onda bir gariplik olduğundan emin oldular. Bebeği gören ve muayene eden doktorlar onu çok ilginç ve ümitsiz bir vaka olarak değerlendirdiler. Çoğu nazik bir biçimde anneye çocuğunun beyinsel olarak özürlü olduğunu ve öyle kalacağını söylediler. 5 sağlıklı çocuk büyüten bir anne için bu çok ağır bir haberdi. Doktorlar kendilerinden o kadar eminlerdi ki annenin böyle bir şey yok tavrını küstahlık olarak kabul ediyorlardı. Tekrar bebek için hiçbir şey yapılamayacağını söylediler. Bebeğin tedavi edilemez ve onun için hiçbir şey yapılamaz gerçeğini anne kabul etmemişti. Vücudunun özürlü olmasına rağmen zekasının normal olduğuna dair en ufak bir belirti olmamasına rağmen anne yine de içindeki sese kulak vermek istiyordu. Belki annelik duygusuydu o. O da bilmiyordu bunun ne olduğunu. Ama bunu kabul etmedi. Anne bu çocuğuna da diğer çocukları gibi davranmaya karar verdi. Bebeği misafir geldiğinde arka odada kalan ve adı hiçbir zaman geçmeyen acayip bir şey olarak anılmayacaktı. Gelecekle ilgili önemli bir karardı bu. Annenin her zaman onun yanında olacağı, yapacağı bütün savaşlarda onunla birlikte mücadele edeceği, yenildiğinde ona güç vereceği anlamına geliyordu bu. Öyle de oldu. Bir gün kardeşleri bir köşede, o da hemen yanı başlarında. Önlerinde yırtık pırtık okul kitap defterleri ve sarı parlak bir tebeşirle tahtaya bir şeyler yazmaya çalışıyorlardı. Onu öylesine kardeşlerinin yanına çeken şeyse o sarı parlak tebeşirdi. Kardeşinin yaptığı şeyi yapmak için aniden içinden büyük bir istek geldi. Derken ne yaptığını bilmeden ve tam olarak anlamadan sol ayağıyla kardeşinin elindeki kalemi aldı ve hınca hınç tahtaya bir şeyler yazmaya başladı. Bir anda herkesin bakışları onun üzerinde toplandı. Annesi her zaman yaptığı gibi onun önünde eğilerek kalemi eline aldı. "Chris, sana bununla ne yapılacağını göstereceğim," dedi. Kardeşinden yeni bir tebeşir aldı ve yere büyükçe bir A yazdı. "Chris, şimdi bunun aynısını yap," dedi. Chris yapamadı. Etrafında ona dönük donmuş, sabırsız ve gergin yüzler vardı. Bir deneme daha yaptı. Yine olmadı. Bir deneme daha yaptı. Yine olmadı. Sonra bir deneme daha yaptı. Yine olmadı.
tam vazgeçmeye yeltendi ki annesi omzuna öyle bir şefkatle dokundu ki yan yana gelen hiçbir sözcük annesinin o müşfik bakışıyla iliklerine kadar hissettirdiği başaracaksın duygusunu hissettirememişti. Chris yine denedi. Bu A harfiydi. Kafasını çevirdi. Annenin yanaklarından yaşlar süzüldü. Sonunda başarmıştı. Zihninde kendisini ifade etme şansını verecek olay başlamıştı. Doğru. Dudaklarıyla konuşamıyorlardı ama artık yazarak iletişim kuracaklardı. Ayakkabı veya çorap giyemiyordu. Ne zaman ayaklarına bir şeyler giydirilse aynı hızla hemen çıkarıveriyordu. Annesi ona çorap veya ayakkabı giydirdiğinde ellerini kullanabilen bir insanın elleri bağlandığında hissettiği şey neyse o da aynısını hissediyordu. Anne onu diğerleri gibi okula göndermenin imkansız olduğunu biliyor. Ona nasıl yardımcı olacağı konusunda endişeleniyordu. Çünkü zihinsel durumunun normal olduğundan emin olmasına rağmen fiziksel dezavantajına bir de zihinsel dezavantaj eklenmesini istemiyordu. Büyüdüğünde bunun ona ne getireceğini düşünüyordu sadece. Okula gidemeyişinin eksikliğini kapatmak için elinden geleni yapmaya çalışıyordu sadece. Chris hem annesinin hem de kendisinin bütün bu çabaları sonunda önemli bir aşama kaydetti. Ve yazmayı öğrendiği ilk kelime şuydu. Anne. Hayat acı vermeye başlamıştı. Şimdi tam 10 yaşında yürüyemeyen, konuşamayan, kendi başına yemek yiyemeyen ve giyinemeyen bir çocuktu. Acizdi. Ama ne kadar aciz olduğunu yeni yeni anlıyordu. Kendisi hakkında hala hiçbir şey bilmiyordu. Diğerlerinden farklı olduğu dışında. Onu farklı yapan şeyin tam olarak ne olduğunu bile bilmiyordu. Bildiği tek şey konuşamadığı, futbol oynayamadığı, ağaca çıkamayacağı veya bunları başkalarının yaptığı gibi kendi başına yapamayacağı idi. Sadece hissediyordu. Ellerini bıraktı. Yamuk parmaklı, eğri, garip ellerdi. Hiçbir zaman sabit duramayan, sürekli kıpırdayıp titreyen, insan elinden çok kırılmış iki yılana benzeyen eller. O ellerin görüntüsünden, aynada gördüğü o sallanan kafadan ve bir kenarı sarkmış ağzından nefret etmeye başlamış ve kendinden korkar olmuştu. Aynalar ona çok şey söylüyordu. Kendini diğer insanların gördüğü gibi görmesini sağlıyordu çünkü. Yabancı bir yanından geçtiğinde yüzünü saklıyordu. Sokaktaki insanların bakışları onu delip geçiyordu. Ama annesinin inancı onun da kendisine inanmasını sağlıyordu. Sonuçta ne mi oldu? Okumayı, yazmayı, resim yapmayı ve nihayet sol ayağıyla daktilo yazmayı öğrendi. Ve İrlanda Edebiyatı'nın devler arasına ismini yazdırdı. Chris Brown.